Şimdi henüz tahtadayken şu ifadeye bir bakalım. Bu ifadeyi biraz daha sadeleştirebilir miyiz? Önce bir ona bakalım. Bunu nasıl yazabiliriz? 1 eksi n2 epsilon 1 bölü n1 epsilon 2 kosinüs teta 2 bölü kosinüs teta 1 bölü 1 artı n2 epsilon 1 bölü n1 epsilon 2 kosinüs teta 2 bölü kosinüs teta 1. Ayrıca Snell kırılma yasasından biliyoruz ki n2 bölü n1 eşittir sinüs teta 1 bölü sinüs teta 2 olması lazım. Dolayısıyla biz bunu E1 sıfırın üstü yansıyan elektromanyetik dalganın elektrik alan şiddetine 1 eksi epsilon 1 bölü epsilon 2 tanjant teta 1 bölü tanjant teta 2 bölü 1 artı epsilon 1 bölü epsilon 2 tanjant teta 1 bölü tanjant teta 2 olarak yazabiliriz. Şimdi burada şöyle ilginç bir soru aklımıza gelebilir. Teta 1 ve teta 2 tanjant teta 1 bölü tanjant teta 2 eşittir epsilon 2 bölü epsilon 1 olabilir mi acaba? Çünkü böyle bir olasılık varsa o zaman yansıyan ışık tamamen sıfır olacaktır. Yani bunu sağlayan bir açı bulabilirsek, teta açısı. Unutmayın ki teta 2 ve teta 1 açıları birbirinden bağımsız değil. Snell yasasıyla bunlar birbiriyle ilişkili açılar. Öyle bir teta 1 açısı var mıdır ki bu sağlansın ve dolayısıyla hiçbir yansıma olmasın. Yolladığımız bütün ışık diğer tarafa geçsin. Yine olayı, işi kolaylaştırmak için mu 1, mu 2 yaklaşık olarak 1 alacağız. Dolayısıyla mu 1 bölü mu 2 oranı 1 olup 1 olsun. O zaman n karekök mu epsilondu. Karekök epsilon olarak yazabiliriz. Ve şu yasa bize şu yasayı epsilon 2 bölü epsilon 1 bu durumda n2'nin karesi bölü n1'in karesidir. Yine Snell yasasını kullanırsak bu da sinüs kare teta 1 bölü sinüs kare teta 2 olarak yazabiliriz. Yani bu açıda eğer böyle bunu sağlanmasını istiyorsak tanjant teta 1 sinüs teta 1 kosinüs teta 2 bölü kosinüs teta 1 sinüs teta 2. Yani şu bu tanjant 1 bölü teta 1 bölü tanjant teta 2 oranıdır. Eşittir sinüs kare teta 1 bölü sinüs kare teta 2 olması lazım. Şimdi sinüs teta 1'leri iki tarafta da sadeleştirirsek, sinüs teta 2'leri de iki tarafta da sadeleştirirsek, bu da bize der ki kosinüs teta 1 sinüs teta 1 eşittir kosinüs teta 2 sinüs teta 2 olması lazım. Buradan da sinüs 2 teta 1'in sinüs 2 teta 2'ye eşit olması gerekir. Şimdi bu denklemi çözmek istersek iki tane olası çözümü vardır. 2 teta 1 eşittir 2 teta 2 olabilir. Ya da 2 teta 1 eşittir pi eksi 2 teta 2 olabilir. Yani toplamları 180 derece olan açıların sinüsleri eşittir. Bir de eşit olan açıların sinüsleri eşittir. Ama iki farklı ortama geçerken iki açının eşit olması için sinüs teta 1 bölü sinüs teta 2'nin 1 olması lazım. Yani iki ortam arasında hiçbir fark olmaması lazım. Bu ise bizim ilgilendiğimiz durum değil zaten. İlginç bir durum değil. O durumda herhangi bir iki farklı ortam yoksa zaten yansıyan herhangi bir elektromanyetik dalga olmayacağını biliyoruz. Hepsi geçecektir. Bu bize ilginç gelen durum değil. Ama şu durum teta 1 eşittir pi bölü 2 eksi teta 2 olduğu durum daha ilginç bir durum olacaktır.
Şimdi eğer böyle bir durum varsa, yine sinir yasasına dönecek olursak, N2 bölü N1 olan oranı sinüs teta 1 bölü. Şimdi sinüs teta 2 ama buradan biliyoruz ki teta 2 açısı pi bölü 2 eksi teta 1'e eşit. Dolayısıyla bu sinüs teta 1 bölü bu açının sinüsü ise teta 1'in kosinüsüne eşit olacaktır. Tanjant teta 1. Yani şayet biz yolladığımız dalgayı, yine hatırlatayım, bu incelediğimiz durum, bu denklem sadece manyetik alan arayüze paralelse geçerli. O durumda eğer bu açıyla yollarsak, tanjantı N2 bölü N1 oranına eşit olan açıyla yolladığımız takdirde hiçbir yansıma olmayacaktır. Yolladığımız bütün elektromanyetik dalga diğer tarafa geçecektir. Bu açıya N2 bölü N1 boşluğunu sağlayan açıya Brewster açısı adı verilir. Bu mesela fotoğrafçılıkta oldukça sık bir şekilde kullanılan bir şeydir. Bunu kullanmak için şöyle bir şey yaparsınız. Mesela bir yüzeyden, bir cam yüzey olabilir ya da bir suyun yüzeyi olur. Öbür taraftaki bir şeyin fotoğrafını çekmek istediğiniz zaman yansımalar gelecektir. Mesela suyun altındaki balığı çekmek istediğinizde gökyüzünün su yüzeyinden yansıması gelecektir. Ondan kurtulmak istersiniz. Eğer çekim açınızı bu Brewster açısına yaklaştırırsanız, o zaman gelen ışık sadece polarizasyonlardan biri hiç gelemeyecek. Sadece diğer polarizasyon size gelecek. Ama siz bu polarizasyonu filtre edecek, elimi ortadan kaldıracak bir filtre kullanırsanız, o zaman da o filtreden yansıyan ışık hiçbir zaman geçmeyecektir. Ve fotoğrafta sadece yansıyan ışığı görmeyeceğiniz için suyun içini görebileceksiniz ya da camın diğer tarafını göreceksiniz. Şimdi pek çok malzemede, cam olsun, su olsun, bu oran da N2 bölü N1 oranı 1'e yakın bir orandır. N2 bölü N1 oranı 1'e yakın olduğu için bu Brewster açısı dediğimiz açı pek çok durumda yaklaşık olarak 45 derecedir. Şimdi gelelim bir başka, bu yansıma kırınımla ilgili bir başka örneğim olaya. Sinir yasamıza geri dönecek olursak, sinüs teta 2 eşittir N1 bölü N2 sinüs teta 1 olarak sinir yasamızı yazabiliriz. Farz edelim ki N1 bölü N2 oranı 1'den büyük olsun. Yani N2 küçüktür N1. Daha yoğun bir ortamdan elektromanyetik dalga daha az yoğun bir ortama bir geçiş yapacak. Şimdi N1 bölü N2 oranı 1'den büyükse öyle bir teta 1 açısı bulabiliriz ki sinüs teta 1 öyle ki sinüs teta 1 eşittir N2 bölü N1 olabilir ki 1'den küçük bir sayı. Şimdi bu açı için, bu teta 1 açısı için sinüs teta 2 eşittir 1 olacaktır. Dolayısıyla teta 2 90 derece olacaktır. Yani biz elektromanyetik dalgayı yolladık. Karşı tarafa geçtiğinde geçen dalga direkt sadece bu arayüzde hareket edecek. Bir de yansıyan dalgamız olacaktır. Şimdi eğer biz daha büyük bir açı alırsak, eğer sinüs teta 1 N2 bölü N1'den daha büyük seçecek olursak, sinüs teta 2 sinüs teta 1 çarpı N1 bölü N2'ye eşittir. Bu ise
birden büyük olacaktır. Şimdi sinüs teta 1'in birden büyük olması sinüs teta 2'nin kosinüs teta 2 1 eksi sinüs kare teta 2 olacağından, sinüs kare teta 2 birden büyük, dolayısıyla 1 eksi sinüs kare teta 2 sıfırdan küçük. Bu da tamamen sanal bir sayı olacaktır. i çarpı bir sabit diyelim. Tamamen sanal bir sayı olacak. Şimdi bizim kırılım denklemlerimizde bu bize ne diyor? Öncelikle geçen ışığa bir bakalım. Geçen ışık ifadesinde 2-0 ifadelerinde iki tür polarizasyon içinde elde ettiğimiz ifadeler her zaman için 1 eksi tanjant teta 1 bölü tanjant teta 2. Şurada belli bir miktar bir şeyler vardı. Bölü 1 artı tanjant teta 1 bölü tanjant teta 2 gibi ifadeler bulduk. Şimdi tanjant teta 1'e tanjant teta 1, teta 1 açısı belli bir reel açı. Dolayısıyla tanjant teta 1 reel bir sayı. Teta 2 açısı aslında reel bir açı değil. Teta 2 sayısı bir karmaşık sayı olacaktır teta 2 açısı. Ama tanjant teta 2 1-0 için geçerli. Yansıyan elektrik alan ifademiz hep bu tarz bir ifadeydi. Şimdi tanjant teta 2'ye baktığımızda bu sinüs teta 2 bölü kosinüs teta 2. Sinüs teta 2 reel bir sayı. Kosinüs teta 2 ise karmaşık bir sayı. Dolayısıyla bu yine bir karmaşık sayı olacak. Ve bunun reel kısmı 0 olacak. Reel kısmı olmayan bir karmaşık sayıya eşit. Dolayısıyla reel kısmı olmayan bir karmaşık sayıya eşitse tanjant teta 2'nin karmaşık eşleniği eksilisine eşit olacak. Şimdi buraya bakacak olursak 1 eksi, işte bu reel bir sabit. Tanjant teta 1 bölü tanjant teta 2 ne? Bunun karmaşık eşleniğini aldığımızda 1'in karmaşık eşleniği 1. Bu reel bir sayı, karmaşık eşleniği kendisine eşit. Tanjant teta 1'in reel bir sayı eşleniği kendisine eşit. Ancak tanjant teta 2'nin karmaşık eşleniği eksilisine eşit. Dolayısıyla bunun eksilisiyle bunun eksilisi birbirini götürecek. Artı bu teta 1 tanjant teta 2 oldu. Yani şu orana baktığımızda yansıyan ışığın, yansıyan elektromanyetik dalganın şiddeti, genliği bir karmaşık sayı bölü o karmaşık sayının eşleniği E1. Şiddetine, büyüklüğüne bakacak olursak E1 sıfırın üstü. Bir karmaşık sayıyla eşleniğinin büyüklükleri aynı olduğu için bunlar birbirlerini götürecektir. E1. Yani elektrik alan şiddetleri, gelen ışıkla yansıyan ışığın şiddeti aynı. Dalga vektörleri aynı oldu, büyüklüğünün aynı olduğunu zaten biliyoruz. Dolayısıyla manyetik alan büyüklüğü aynı. Elektrik alan ve manyetik alan büyüklükleri aynıysa birbirlerine dikler, onu da biliyoruz. O zaman bu dalgaya karşılık gelen pointing vektörü de aynı olacaktır. Pointing vektörü gelen ışığın ve yansıyan ışığın aynı olduğundan. Hatırlarsak pointing vektörü bize taşınan enerjiyi veriyordu. Herhangi bir elektromanyetik alan ne kadar enerjiyi bir noktadan başka bir noktaya taşıyor. Onu veriyordu. Dolayısıyla pointing vektörü aynıysa gelen ışığın arayüze getirdiği enerjiyle yansıyan ışığın arayüzden götürdüğü enerji birbirine eşit olacak. Gelen enerjinin tamamı yüzeyden yansıyacak, diğer tarafa geçemeyecek. Şimdi benzer şekilde, tabi bu sinüs ve kosinüslerin karmaşık olması ne demek, ona da bakabiliriz. K vektörüne bakalım. K vektörünün bir yüzeye paralel bileşenlerinden bahsedebiliriz.
yüzeye paralel bileşenlerinden bahsettiğimiz zaman K vektörünün yüzeye paralel bileşeni işte büyüklüğüne bakacak olursak K vektörü çarpı K vektörünün yüzeye dikle yaptığı açıdır. Sinüs teta açının sinüsü. Sinüsünü biliyoruz zaten. Reel bir sayı. Bu reel bir sayı olarak karşımıza çıkacak. Ancak K'nın dik bileşenine bakacak olursak ya da bu durumda yüzeye dik bileşeni K'nın Z bileşeni K'nın Z bileşeni K çarpı kosinüs teta olacak. Şimdi geçen ışık için kosinüs teta karmaşık bir sayı. Karmaşık bir sayı ise Z bileşeni karmaşık bir değer olacak. Biz dalga fonksiyonumuz dalgaları E üzeri i kare eksi omega t olarak yazmıştık. E üzeri i kx x artı ky y artı kz z eksi omega t olarak düşünebiliriz. E üzeri i kz z E üzeri i işte K'nın paralel bileşeni, R'nin paralel bileşeni eksi omega t. Şimdi şuna bakacak olursak, Kz, kosinüs teta tamamen karmaşık bir sayı. O zaman Kz tamamen karmaşık bir sayıdır. Ve şu kısım, E üzeri eksi Kz tilde diyelim, Z şeklinde değişecek. Kz eşittir i Kz tilde şeklinde tanımladık. Yani gelen elektromanyetik dalga geldi. Bütün enerji bu arayüzden geriye yansıdı. Ama bu yüzeyin diğer arayüzün diğer tarafında hiç elektrik alan olmadığı anlamına gelmiyor. Bize söylediği sadece yüzeydeki elektro buradaki alan yüzeyden artık ileri doğru hareket etmiyor. Z yönünde artık hareket edemiyor. Z yönünde azalacak, eksponansiyel olarak azalacak, sıfıra gidecek. Sadece yüzeye çok yakın bir bölgede küçük bir elektrik alan olacak. Eksi Y yönünde ise yine bir dalgalanma hareketi yaratacak. Tabi burada şöyle bir problem ortaya çıkabilir. Eğer sıfır değilse bu bölgede elektrik alan, belli bir miktar enerji geldi, o enerji olduğu gibi yansıdı. Peki o zaman enerji burada ne kadar enerji aktarılıyor? Ve hesaplarsanız gösterebilirsiniz ki aktarılan ortalama enerji, şuradaki elektromanyetik alanın taşıdığı ortalama enerji yine sıfır. Dolayısıyla enerjinin korunumuyla ilgili bir problemimiz yok. Gelen ortalama olarak gelen enerjinin tamamı geri aktarıldı. Ortalama olarak yüzeyin diğer tarafına, geçen elektromanyetik dalgadan dolayı yüzeyin diğer tarafında taşınan bir enerji ise yok. Şimdi bütün enerji geriye yansıdığı için buna da içeriden tam yansıma adını verdiğimiz bir olay. Bu olay ne zaman söz konusuydu? Eğer daha yoğun bir ortamdan daha az yoğun bir ortama geçiyor isek. Yani mesela bir camın içerisindeki bir ışık camdan dışarı çıkmaya çalışıyorsa o zaman böyle bir şey söz konusu. Bu optik kablolarda kullanılan olay temel olarak budur. Optik kablo dediğiniz ince uzun bir silindir olarak düşünürseniz şuradan ışık demetini yollarsınız. Işık demeti yüzeye geldiğinde yüzeyden daha az yoğun bir ortama çıkarken içten tam yansıma yapar ve yansıyarak ileri geri hareket eder. Ve dışarı çıkamaz. Bu tele kıvırdığınız zaman da eğer çok fazla köşe oluşturacak kadar kıvırmıyorsanız bu kıvrımı takip edecektir. Çünkü hala yüzeyde yaptığı ilk açı içten tam yansıma açısından daha büyük bir açı olacaktır. Tamamen yansıyacaktır.